Hanımlar beyler, Taşkınlık Parkı'ndan herkese merhaba. Ben Emre, tuvaletten çıktım. Bir önceki bölümden sonra. Yemeğimiz azalmaya başladı. Benim yemek sıkıntımı gidermem lazım. Ancak Mert Sarı geçen bölümün yorumlarına bir şeyden bahsetmiş yorumlarında. Hani ben bu harita sınırsızdır diye tahmin ediyordum ya. Değilmiş. En aşağıya indiğimizde magma tabakasıyla karşılaşıyormuşuz. Onun üzerine soğuk su dökersek, yani buradaki suları boşaltırsak, buharlaşıp daha sonradan tekrar yoğuşarak su elde etmemizi, hatta sınırsız su elde etmemizi sağlıyormuş oksijen ürettiğimiz sürece. Onu deneyeceğim. Onun haricinde karbon gazını soğutmak gibi bir durum var. Karbon gazını soğutarak likit karbon elde edebiliyoruz. Sıvı karbon. Ancak onu suya nasıl dönüştürüyoruz bilmiyorum. Ben yeni bir sevda açtım kendi kaydımın haricinde. Orada şimdi onların deneylerini yapıyorum. Başarılı olursam buraya da ulaştıracağım onu, aktaracağım aynı sistemi. Bölümün sonunda yine o yeni sevimi göstermek isterim hatta sizlere. Unutturmayın. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlginize ve yorumlarınıza gerçekten çok teşekkürler bu arada. Karşılıklı bayağı bir bilgi alışverişi oluyor. Benim açımdan da çok güzel. Burası çok istediğim gibi olmamış aslında. Hani yeni save'imde biraz daha sistematik ilerledim. Zaten save'in adı da sistematik oldu. Daha düzenli bir şekilde yaptım. Bu da güzel gidecek ama yani şuralarda hala su kaynaklarımız var. Onları halledeceğiz. Bizim yemek ihtiyacımızı gidermemiz gerekiyor. Bu arada evet, masaj makinesi ha. Önceliğini artırırsak 9 yapmayacağım da 7 yapacağım. Gelip şey yapabiliyorlar. İşlerini güçlerini bırakıp yapabiliyorlar. Daha yüksek bir öncelik vermediğiniz sürece. Ama oyunda bir bug var. Bazen bunu 9 da yapsanız, diğer her şeyin önceliği 5 de olsa, gelip masaj yaptırmayabiliyorlar. Bir bug daha var. Derin bir yerleri kazarken, atıyorum işte misal burada da diyor unreachable diye. Burayı ne yaparsanız yapın kazmıyor. Hani örnek veriyorum, belki burayı kazacaktır ama şunu yapmıyor. Öyle durumda bunu cancel edip tekrar planladığınız zaman kazmaya başlıyor. Hani benim diğer seviyede bir tane derinlerde su pompam vardı. Pompanın yapımına başlayıp yarısına kadar geldiler, malzeme bitti diye yukarı çıktılar ve bir daha gelmediler. Ulaşamıyoruz dedi. Malzemeleri nasıl getirdin oraya daha önce? Bu tür hatalar alfa sürümünden dolayı olacaktır. Buradaki su hala tabii bize sıkıntı yaratmaya devam ediyor. Ama buradan aşağıya depoluyoruz o suyu da. Su deposu yapmak istiyorum ben bu bölümde biraz. Şunları halledelim. Bir yere suyu depolayacağım hani. Böyle olmayacak da. Güzel etrafı tile'larla çevrili. Mesela şurayı öyle bir şeye dönüştürebilir miyiz? Mantıklı olur mu? Bence olabilir. Yemek üretimine başladı bizimkiler. Stresi %44 olan kim var? Johnson var. Johnson, Evran'la yerleşin. Daha fazla masaj masası şimdilik yapmak istemiyorum. Çok fazla iş birikiyor öyle bir durumda çünkü. Tile'ı da yeterli granitim var. Granitten yapacağım çünkü sandstone'dan yaparsanız belli bir süre sonra bu sandstone dayanıklı bir malzeme olmadığı için çatlamaya başlıyor. Yavaş yavaş su sızdırıyor. Ve en sonunda parçalanıyor ve bütün suyu kaybediyorsunuz. Bir yerlere akıyor, kaybediyorsunuz arkasın. Akıp gidiyor. Birazcık sıkıntı. Şurayı birazcık daha derinleştirelim şu şekilde. Oit. Bunu istememiştim. Tamam, hala seçili. Şu şekilde biz burayı yaparsak bence fena olmaz. Ardından buradaki arkleri de toplamak istiyorum. Organiklere bir bakalım. Ark durumumuz sıfır. Bizim bir yandan şunu da halletmemiz gerekiyor. Şuradan organik diyoruz ve slime hala çıkmamış. Tamam, buradan arklere ulaşsınlar. Daha sonra buraların önceliklerini vereceğim. Şanslıyız. Buralarda çok güzel su kaynaklarımız var. Çok temiz su kaynaklarımız var. Bu arada yukarıya ne kadar çok çıkarsanız çıkın onu da denedim. En sonunda delinemeyen bir katmana ulaşıyorsunuz. İnce bir tabaka. Onun arkasında da boşluk var. Void. Tamamen boşluk. Uzay boşluğu. Onun üzerine çıkamıyorsunuz. Aşağıda da gerçekten magma tabakasına kadar indim. O magma tabakasında aynı zamanda şey de yapabiliyorsunuz. Suyu arıtabiliyorsunuz da. Hani contaminated water götürürseniz kaynadığı için temizleniyor.
buharla şu tekrar indiği zaman onu ya da borular yardımıyla başka bir tarafa aktarırsanız o şeyi gazı su buharını akıttığınız yerde bayağı bir su kaynağına ulaşıyorsunuz. Yani su kaynatıyorsunuz diyecektim. 32.000 güzel. Kalorimiz fena değil şu an. Johnson'da stresi azalıyor. Buraları da daha sonra yapacağız. Ama öncelikli olarak şurayı bizim arkadaşlar bir temizlerse önceliği 6'ydı zaten, evet. Sonrasında buraya çıkıp slime'ları yapacağız. Buraya birkaç slime makinesi daha yapmak istiyorum aslında ben. O yüzden şu depoları şimdi kaldırsam mı? Düşünüyorum. Bence kaldıralım. Deconstruct diyelim. Bunları bir daha yaparız. Çok sorun değil. Çünkü neredeydi o? Şurada mıydı? Aynen. Bunlardan buraya birkaç tane yapacağım ki hani anca yetiyor. Hatta bir kat da üstüne koyarız falan. Borular birbirinden geçer. Hepsi buraya ulaşır ve suyu yavaş yavaş burada arıtırız. Aslında bunu kaldırıp buradaki suyu pompalayarak buraya gönderebilirim. Hani burada pis su birikir. Pis suyu buraya aktarız. Olabilir bu tür şeyler. Düşüneceğiz artık. Bakalım. Bu aşamaya biraz daha var. Oyunun bir sınırı varmış demek ki. Bir sonu varmış. Sağda solda bir şey değişik olacağını zannetmiyorum ama hani fazladan su kaynağı, alg kaynağı vesaire bulma şansınız olacaktır elbette onlarda da. O güzel bir şey. Şuna bir bakmak istiyorum sadece. Ya şu klorini acaba bunlardan bir tanesi kullanıyor olabilir mi? Hani şeyi Bleach Stone'u bu kullanıyor. Tamam. Bunu biliyoruz. Fakat bu gazı kullanabileceğiniz bir alet var. Mesela şuna böyle bir şey bağlanıyor mu? Ondan emin değilim. Bir ara bunlara da bakacağım. Klorin bir amacı olsa gerek ya. Yani sadece zarar versin diye değil. Aslında bir tane puff bulsak bayağı bir işimize yarayacaktır ama onda henüz ulaşamadık. İş yapmayan arkadaşlar var. Evren iş yapmıyor. Neden iş yapmıyorsun Evren? Çünkü ben sana iş vermedim, değil mi? En son bütün işlerini aldıydık. Hepsi geri geldi. Sanatla uğraşma, yemek yapma. Diğerlerini yap. Boşta adam istemiyorum. Evet, buradaki suyu en azından aşağıya akıtarak biraz daha kullanma şansına sahip olduk. İyi bir şey. Böyle bir pompa koyarız. Kullanırız gerektiği zaman. Öncelikle şuradaki fazlalıkları bir alırlarsa daha güzel olacak. Emre oksijensiz kaldı. Neden? İn aşağıya. Yerleri mi sıkıştın acaba diye şey yaptım ama. Tamam, tekrar alıyor nefesini. Sen nerelere gittin de öyle sıkıntı yaşadın acaba? Bilemedim. Neyse. Bu neden çalışmıyor? Maximum gas pressure. Burada çok fazla basınç oluşmuş. Nasıl yapsak o işi? Dediğim gibi burayı ben biraz daha açmak istiyorum aslında. Ama şuradaki taşlar bana engel oluyor. İşte şurayı açayım. Buradaki hidrojeni en azından yukarı göndeririz. Bu da birikmemiş olur. Buradaki gaz da biraz daha yanlara kayar. Güzel, arkler gelmeye başladı. Yani toplamaya başladılar arkleri en azından. Şimdi buraya şunlardan bir koyalım. Tensi burada dursun. Tensi burada dursun. Bunu buraya koyarsak su taşar mı? Şuradaki su taşabilir. Şurası. Buraya o yüzden şöyle bir kazalım. Şöyle. Buradaki suyu üstten doğru belki şey yapabilirim. Alabilirim zaman içerisinde.
Kim geldi? Kim geldi? Kim geldi? Kim gelmiş? Kim gelmiş? İstemiyorum. Ha bu arada bazı arkadaşlar soruyor mouse sesi mi, klavye sesi mi falan diye. Klavyem mekanik. O yüzden bu çıt çıt seslerini duyuyorsunuz. Bazı arkadaşlar için rahatsız edici oluyor, bazı arkadaşların hoşuna gidiyor bilmiyorum. Ama sonuçta elindeki klavye bu. ve Blue Switch olduğu için biraz sesli bir klavye. Hani masa üstünde bir mikrofon kullanmıyorum. Headset kullanıyorum. Mikrofon aslında ağzımın dibinde. Odada çıkan sesi tahmin ediyorsunuzdur. Tam tuşlara basarken. Mikrofonu klavyeden uzaklaştırmak gibi şansım maalesef olamıyor. Zaten hani ağzımın dibinde klavye, şey mikrofon. Klavye değil tabii ki. Ağzımla yazıyorum. Dilimle oynuyorum falan. Yok öyle bir şey. Hani bu konuda yapabileceğim maalesef bir şey yok. Üzgünüm. Onu da bir belirtmek istedim. Ben bunları kazın mı dedim? Siz de kazdınız mı? Aferin size. Her dediğimi yapın zaten. Arkadaş. Kazmayın, yok öyle bir şey. Harvest edin sadece. Şunu kazın, kazacaksın sana. Tamam, oksijenler çıkmaya başladı burada. En azından bir tanesinden. Hidrojen yukarı yükselmeye devam ediyor. Buradaki karbondioksiti de buradan alacağız. Ve karbondioksit için ayrı bir oda yapacağız. Ve o odayı soğutacağız. Bu da bayağı bir elektrik masrafı olacak. Yani bu arada şeyi söyleyenler arkadaşlar da var. Birden fazlalar. O yüzden arkadaşlar diyorum. Gaz pompası. Hidrojen olayı. Oyunda şu an alfa olduğu için bir bug varmış. Buradaki gazı pompalıyoruz falan diye aşağıya hidrojen jeneratörüne geliyor ya birkaç tane pompadan. Birkaç tane pompa yerine her pompaya bir jeneratör bağlarsak daha fazla elektrik üretiyormuşuz. Oyunun öyle bir açığı varmış şu an ama oyunun açıklarını kullanmayı ben pek sevmem bilirsiniz. Yani benim bilen bilir en azından. Biraz işin hilesine kaçmış gibi hissederim kendimi. O yüzden olması gerektiği gibi ben oynamaya devam edeceğim. Biliyorum az elektrik üreteceğiz. Sıkıntı yaşayacağız bu konuda belki. Ama hey, şöyle düşünün. Bir güncelleme geldi, düzelttiler. Ne olacak, her şeyi tekrar mı kuracağız? Gerek yok. Sistemimizi düzgün kuralım. Ve yeterli. Hani şu bir bug mıdır bilmiyorum. Hani buradaki suyu arıtıp tekrar buraya veriyoruz. Onu bilmiyorum. Ben hani tükettiğimiz suyun aynısını geri alıyoruz diye kendi mantığımı kurarak o şekilde kullanmaya devam ediyorum ama onun bir açık olduğunu bilerek yaptığım bir şey değil en azından. Öyleyse bile. Şuradaki slime'ları da bir ara toplarsanız, harfleri topladıktan sonra. %43 kim? Neşet. Neşet. Bakalım. Ben buradaki hidrojeni göndermek için kullandım değil mi buraya aslında? Olsun, karbondioksiti ayırırız. Oksijen buradan çıkacak, karbondioksit ağırlıklı olarak buradan gelecek. O zaten buraya bağlamazsak eğer halledilebilir. Çözeriz onu. Şuradaki arklarda gözüm var. Aslında güzel bir yere denk gelmişiz. Hani bu kadar su kaynağı her haritada olmuyor. Şuralar bayağı güzel su kaynakları. Bir arada mağma tabakasına kadar inmeyi hedefliyorum. Buradan böyle ineceğiz aşağıya kadar. Arada şu arkleri falan da toplarız gelmişken. İşte bu klorinle de yavaş yavaş baş etmeye çalışacağız. Arada belki bir tane puff buluruz. Onu çıkartabilirsek yukarıya kadar. Ne ala. Çıkmazsa da artık kısmet. Evet. Arkları toplamaya devam.
Neşet %37 yendi. Evren %27. En rahatımız Erol Bey. Hiçbir şey takmıyor. %6. Uyuduğu zaman geçecek o da büyük ihtimalle. Soğutmak için gazı bu arada. Şu fan resmindeki klimaların dış ünitesine benzeyen bir materyal var burada. Buna bağlıyorsunuz gazı. Geçirdiğiniz gazı. Ve bunu da ayrı bir odaya koymanızı yine tavsiye ederim. Ve etrafını izole tile'larla, insulated tile'larla çevireceksiniz. Ki sıcaklığı çok yüksek oluyor. Tabi bunu yaparken ben kendi sevimde unuttum, sonradan ekledim, bayağı iş oldu. Kullanacağınız gaz boruları da yine insulated olması gerekiyor ve aynı şekilde elektrik kablolarını da, yoksa kablolarınız yanıp gidip kül olabiliyorlar. Buna dikkat etmeniz iyi olur derim. Şeye pişmanım, hani yanıma aldığım adamların bazıları destructive, bazıları vomiter. Keşke hepsini vomiter alsaydım da aşağıya bir hani atık su haznesi yapardık. Bütün zeminleri su geçirecek şekilde ayarlardık. Hani birisi kustuğu anda aşağıda birikirdi. Biliyorum biraz iğrenç. Ama hani oyun bu. Ve onu tekrar arıtarak temiz su haline getirip kaynak olarak kullanabilirdik. Aslında benim prototip 2 biraz o şekildeydi. O şekilde yaptım. Yani daha sonradan ona dönüştü ama. Hani bu oyunda bu save'imiz patlarsa ve baştan başlarsak hem biraz daha sistematik ilerleyip hem hepsini vomiter seçmek istiyorum. Yani streste başa çıkma yöntemlerinin kusmak olduğu. Hem böylelikle maç var mesela, kızartmadığınız zaman bunlar da ishal yapıyor biliyorsunuz. O da sıkıntı olmuyor. Kustukları zaman da sıkıntı olmuyor. Burada kustular diyelim, burada hoş 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 hepsi aşağı iniyor. Buranın boş olduğunu düşünürseniz burada birikiyor. Pompalıyorsunuz. İşte bir filtreden geçip başka yere aktarıyorsunuz. Tertemiz, mis. Yani su sıkıntısı o zaman pek yaşamıyorsunuz açıkçası. Su rezervleriniz azaldıkça orada yeni suyunuz oluşuyor. Denenebilir. Bu arada oksijen açısından şu da çok yararlı bir şey. Contaminated oksijenleri normal oksijene dönüştürebiliyorsunuz temizleyip. Slime'ların orada özellikle çok fazla contaminated oksijen çıkıyor, ürüyor. Hani biz bunları topladığımız zaman yerden böyle pıtır pıtır gazların çıktığını göreceksiniz. Buralara air deodorizer'lardan koyarsak birkaç tane, bu bütün contaminated oksijeni şeye dönüştürüyor. Normal oksijene dönüştürüyor ve havanızı temizliyor. Yeni oksijen kaynağınız oluyor. Bu açıdan bayağı başarılı. Çok güzel karbondioksitimiz birlikte ama bunları başka yere aktaracağız zamanı gelince. Şurayı bir halledebilse bizim arkadaşlar çok daha sevineceğim. Ama mesela biz buraya geçen bölüm koymuşuz zaten bunları. Yukarıdan geçmeye çalıştığı anda normal oksijene dönüşecek bunların hepsi. Mis. 167 kilo algımız var. Yemeğimiz hala var. Şansın nefessiz kalmış. Tamam. İn aşağıya. Nefes al. Böyle ufak şeyler için beni uyarmayın. Sevgili oyun. Bir yere sıkıştı falan zannediyorum. Bazen oluyor çünkü biliyorsunuz size. Kendilerinin üzerine duvar örebiliyorlar. Şöyle bir oda kurarken buraya oda açtığınızı ve buraya tekrar kapayacağınızı düşünün. İçeri girip burayı içeriden doğru kapattığı zaman adamı gerçekten biraz hasta edebiliyor. Dikkatinizi çekmiyor bazen. Bir bakıyorsunuz ölmek üzere. Yani kurtardığınız nerede? Kurtaramadığınız gidiyor zaten. Maalesef. Buralarda ufak ufak klorinler geziyor. Ama oksijen miktarımız çok iyi olduğu için aşağıda ufak bir şekilde sıkışık kalıyor gördüğünüz gibi. Şuraları aslında biraz açabilirseniz. 6 diyelim buralara. Ne varsa Emre'de var. Geldi çalışıyor. İç basıncı biraz dengelemek istiyorum yukarı atıp. Ben burayı niye kazmak istemişim ki? Bunu da pek bilmiyorum. Burada çok güzel ay kaynağımız var ya. Burada da var. İnsanın ağzı sulanıyor.
Ha geleceğiz burada, geleceğiz. Burada da var Ark. Oh. Valla harita gerçekten güzel denk düşmüş. Diğer sevdiğimde böyle... Yine kim bu oluyor? Burada hiç temiz hava kalmadı. Onun etkisi aslında biraz. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şu kapıyı biraz açık tutun. Buradaki oksijeni en azından biraz yukarıya aktarabilirim. Yoksa bu arkadaşlar biraz gidici. Burada çalışamayacaklar. Yani şu slime'ları topladığımız zaman contaminated oksijeni şunlar temizleyeceği için biraz daha güzel olacaktır. O yüzden hatta zemini de şunlarla kapatsak daha güzel olacak. Böylelikle hani gaz direkt buraya gelip tekrar temizlenip yukarı çıkabilir. Hala temizleyemediler. Biliyorum yol uzun. Biraz oksijen sıkıntısı var ve merdivenleri yok çıkmak için. Onunla uğraşıyor arkadaşlar ama. Olsun. Bu oyunda sürekli çekesim var aslında. Günde 10 kere yayınlayasım var ama. Zaman yok bu kadar. 21. Ne oldu sana? Stres yapmışsın. Gel. Evren'i geçmiş stresi. Su sıkıntısını da eğer çözebilirsek dediğim gibi güzel şeyler olacak. Deneyeceğim o söylediğin sistemi. Deniyorum. Denemekteyim. Oksijene bir bakalım. Bayağı karbondioksit dolu burası. Çok güzel aslında ya. Bunları bir yere doldurduğumuz zaman çok işimize yarayacak. Nereye doldurayım onu düşünüyorum. Şuraya aslında öyle bir şey için ayırabiliriz. Bir kısmına soğutucuları yerleştiririz. Bir kısmına karbondioksit odasına dönüştürürüz. Bunu da planını yapsak mı? Buraya geçmeleri gerekiyor ama. İki kare bıraksak. Şöyle şuraya karbondioksit mesela biriktireyim. Ya çok küçük burası da ya. Buraya soğutucuları koyalım o zaman. Karbondioksiti burada biriktireyim. Bu da olmaz. Neyse ona bakacağız bir ara. Bir ara bakacağız dediğim gibi. Daha güzel bir yer buluruz. Çünkü şey... gazları soğutacak olan cihazın etrafına çift insulated tile koymak istiyorum. Yetmeyecektir çünkü bayağı ısınacak onlar. Kapalı bir alanda oldukları için özellikle. Isındıkça ısınacaklar ve 60. gündeyiz. Emre stresin %43. 71'in 32. Yer değişin. Ve bölümü kaydet. Bölümü burada sonlandırmam gerekiyor arkadaşlar. Save'imi açacağım size, onu göstereceğim kısacık. Hem sizden de bilgi alınmak, hem bilgi edinmek isteyen arkadaşlara bilgi vermek açısından şu sistematik olanı göstereyim. İlgilenmeyen arkadaşlar için tekrar şimdiden hoşça kalın diyorum. İlgilenen arkadaşlarla 1-2 dakika daha beraberiz. Çok değil. Aslında benim kaydım bazı arkadaşların da daha fazla ilgisini çekmiş şu an oynadığımızda. O da ayrı konu. Evet, yeni yerim burası. Gördüğünüz gibi her taraf şeylerle kaplı, tile'larla kaplı. Bu sefer biraz daha böyle temiz çalıştım diyeyim. Şunu hangi arkadaş yaptıysa hani bir ara yeni birisini aldıydım. Art yeteneği düşük. Geldi bunu yaptı gitti. Sağ olsun. Horlayan bir arkadaşımız var. O yüzden kendisini uzakta yerde yatırıyoruz. Şöyle bir durdurup tekrar başlatayım. 80 bin kalorimiz var. Stresi giren arkadaşımız olmuş. Stacy ve Grungy. Şimdi bahsettiğim sistem aslında burada karbondioksit sistemi. Aşağıya 6 tane bunlardan yerleştirdim. Gaz akışına bakarsak. Dışarıdaki karbondioksiti hepsi aşağıda birikmiş durumda, çoğu en azından. Alıyor. Ve buradan
filtre sisteminde işte oksijeni yukarı atıyoruz. Bizim binaya gönderiyor oksijeni. Karbondioksit buradan geliyor, dolaşıyor. Buraya giriyor. Soğutuluyor. Insulated gaz pipe'lar sayesinde. Tekrar giriyor. Bir daha soğutuyor, bir daha soğutuyor, bir daha soğutuyor, bir daha soğutuyor. Birkaç aşamada soğuttuktan sonra tekrar yukarı çıkıyor bu odaya. Burada karbondioksit birikmeye başlıyor. Burada biriken karbondioksit tekrar pompa vasıtasıyla buraya geliyor. Tekrar buraya gelip soğutuluyor, soğutuluyor, soğutuluyor. Böyle bir sistem yaptım. Ne kadar çalışır bilmiyorum ama hani yavaş yavaş burada likit karbondioksit biriktirmeye başladığımı göreceksiniz. Yani burada likit diyor. Eksi 57 derece likit soğukluğa sahip. Buradaki kablolar da hep insulated wire bahsettiğim gibi size. Ve burada karbondioksitimi ben baya baya biriktiriyorum. Buradaki karbondioksitler de buradan geçip geçip buraya girecekler. Ne olacak bilmiyorum hani. Buradan aşağılara indim. Bahsettiğim gibi 4 tane ark makinesi yaptım. Şu an enerji sıkıntım var, biraz onu gidereceğim. Ve buradaki ark makinesi kirli suyu burada biriktiriyor. Burası bayağı su doluydu bu arada. Ve biriktikçe buradaki pompa vasıtasıyla yukarıdaki bizim su haznemize arıtıldıktan sonra akıtılıyor. Buradaki su haznesinden de pompa sayesinde nereye gidiyor su? Tuvaletlere gitmiş ama oradan sonra bağlantıyı kesmişim ben. Asıl elektrolizer'a gidiyor ve buradan oksijen sağlıyor bize. Onun haricinde buradaki su bittiğinden dolayı buraya bir boru daha bağlayıp şuradaki su kaynağımıza taktım kendisine. Biraz daha aşağı indirmem gerekiyor biliyorum ama henüz yer yok diye sonradan aşağı alacağım. Ardından buradaki slime'ları da alıp suları birleştireceğim. Buradan aşağıya akacaklar planlarıma göre. Ve burası iyice su dolu bir yer olacak. Buraları da açacağız. Ve burası bittikten sonra da tekrar biz aşağılara ineceğiz ve magma tabakasına ulaşacağız. Öyle bir hedefim var. Buradaki slime'ı da bayağı verimli kullanıyoruz. Buradaki contaminated oksijenin yukarı çıkıp buradan geçemediğini görüyorsunuz şu air dehydrator sayesinde. Bir iki parça geçen var ama bunlar aslında daha çok ilk zamanlar şurada yaptıklarımın yukarı yansıması. Buralara birkaç tane daha air dehydrator koyarsam daha güzel olacak. Buraya da bir su haznesi yapıyorum. Burası da şuraya kadar doluydu en azından zamanında. Şimdi burayı biraz genişlettim. Neden? Çünkü yukarıda da sularımız var. Bunları da yine arıtıp burada biriktirmek istiyorum. Şu tile'lara bakarsak kendilerinin neyden yapıldığını galiba göremiyoruz. Göremiyoruz ama granitten yaptım. Dediğim gibi suyun çatlayıp etrafa sızmasını istemiyorum. Siz de eğer böyle bir konteyner yapmak istiyorsanız aklınızda olsun. Sandstone'dan sakın yapmayın. Sonradan pişman olursunuz. Bu haritada birazcık ark sıkıntısı var mesela. Ark bulmakta zorlanıyorum ama hani su en azından var ve slime'ımız var. Slime makinesi aynı zamanda bize ark verdiği için arkleri de bu şekilde toplayabiliyorum. Burada birazcık ark varmış, onları beraber toplayabilirim. Burası birazcık daha genişleyecek dediğim gibi. Şuradaki arklerin yanındaki kömür jeneratörünü sadece bu makinelere tahsis ettim. Şurada değil mi? Evet, power. Hop. Burada göreceksiniz. Kömür getirdikleri zaman sadece bunları çalıştırıyor. Başka hiçbir sisteme bağlı değil. Dolayısıyla hani boşuna tüketmediğimiz zaman bunu da kapatıyorum. Hani bunları kullanmadığım zaman enerjisini kesiyorum. Buradaki bağlı ama. İki tane pilim var şimdi. Elektrik sistemini daha güzelleştireceğim. Onları da yine etrafına insulated tile'larla kaplayıp şuralara bir yerleri yerleştirmeyi planlıyorum. Pillerle beraber. Dolayısıyla bize gereksiz sıcaklık vermesinler diye. Ah, evet böyle. Teşekkür ederim arkadaşlar izlediğiniz için. Önümüzdeki bölümü ben sabırsızlıkla çekiyorum. İple çekiyorum, sabırsızlıkla bekliyorum. Görüşmek dileğiyle, ne diyeyim? Hoşçakalın.